Dünya İnternet istatistiklerine göre 30 Haziran 2018 yılında yapılan bir araştırmada dünya üzerinde yaşayan 4.2 milyar insanın internet kullandığı görüldü. Bu yaklaşık dünya nüfusunun %55'ine denk geliyor. İnternet en fazla Asya kıtasında kullanılıyor ve sonrasında sırasıyla Avrupa, Güney Amerika, Afrika ve Kuzey Amerika geliyor. Sadece 3 yıl önce interneti yaklaşık 3 milyar insan kullanıyordu ve 3 yıl içerisinde 1.2 milyar insan daha interneti kullanmaya başladı. Bazılarımız büyük ihtimalle internet olmasa yaşayamazdı bile. İnternete duyduğumuz güven kesinlikle küçümsenemez boyutta ve gün geçtikçe bu güven normalleşiyor. Peki asıl konumuza gelelim. Bu şeyin sahibi kim? Her şeyden önce internet nedir? Bir kere kesinlikle somut bir şey değil. Bu yüz binlerce ağ ile oluşmuştur ve her şeye bağlı olması teknolojinin ne kadar harika bir şey olduğunu bize gösteriyor. Bir forumda bir yazarın yazdığı şeyi kullanacağım burada. İnternet hakkında konuşmak, tarım hakkında konuşmak gibidir. Yani tarımın bir sahibi yoktur, değil mi? İnternetin çalışabilmesi için bir sürü altyapı olması gerekiyor ve bu altyapılar insanlar ve şirketler tarafından yapılıyor. İnternetin kulağınızdan çıkardığınız kulak içi kulaklıkları ip gibi olduğundan emin olduktan sonra dolaba koyduktan sonra lazım olunca tekrar çıkardığınızda karman çorman olduğunu gördüğünüz an gibi bir şey olarak düşünebilirsiniz. Ve öyle de. Fakat bu olayın bu kadar karışık olmasının bir sebebi var. Bu bağlantı noktalarının birleştiği yer önemli olabiliyor. Bilgi, server adını verdiğimiz noktalardan fiber optik kablolara taşınıyor. Bazı şirketlerde bu serverlerden inanılmaz derece fazla var. Hatta bazı büyük şirketler sırf serverler için ayrı bina yapıyor. Bunların ne kadar fazla elektriğe ihtiyaç duyduğunu söylememe gerek yok herhalde. Forbes'a göre şu anki en büyük server odası 5.8 milyon santimetre kare alan ile içinde bulunuyor. 2016 yılında Google'ın tüm dünyada toplam 2.5 milyon servere sahip olduğu ortaya çıktı. Google'ın farklı farklı serverleri farklı farklı işler için çalışıyor. Birisi siz arama yaptığınızda interneti sorgularken bir diğer server ise resimlerinizi bulut sunucunuza aktarmayı sağlıyor. Örneğin Facebook 2.7 milyar kişiye hizmet verdiği için inanılmaz büyük bir veri merkezleri var. Yani sonuç olarak evet bu serverlerin birer sahipleri var. Bu bağlantı noktaları sayesinde interneti kullanabiliyoruz. Ve fiber optik kablolara sahip olan telekomünikasyon şirketleri var. Bu kablolar ülkelerden ülkelere paylaşılıyor. Hatta okyanusların altına sabitlenmiş kablolar bile mevcut. Eğer normal bir kablo ile fiber optik bir kablonun farkı ne diye merak ediyorsanız normal bir kablonun içerisinde elektrikle gönderilen titreşimler vardır. Fakat fiber optik kablonun ana kaynağı ışıktır ve etrafında cam teller vardır. Bu da verinin normal bir kabloya göre çok daha hızlı ve çok daha uzağa ulaşmasını sağlar. Çok uzağa demişken gerçekten çok uzağa. Yani ne kadar isterseniz. Peki o zaman böyle bir teknoloji varken neden hala normal kablo kullanıyoruz? Çünkü çok pahalı. Aslında pahalı olan kablonun kendisi değil. Her 75 kilometrede bir bu kabloların arasında bir aparat yerleştirmek gerekiyor. Bu da çok pahalı. Dünyanın en uzun fiber optik ağı FLAG olarak bilinir. Bu ağ tam olarak 28 bin kilometre uzunluğundadır. Kuzey Amerika'da başlayıp Birleşmiş Krallığa, Japonya'ya ve Hindistan'a ulaşıyor. Bu ağın sahibi Hindistan'da bulunan Global Cloud Exchange'dir. Bu şirket yine bir Hindistan şirketi olan Reliance İletişim Şirketi'nin yan şirketidir. Şirketception. Bu Reliance şirketi bildiğiniz Turkcell veya Avel gibi bir şirket. Ve Hindistan'ın neredeyse en büyük ismi. Ve bu şirket sayesinde hepimiz internete bağlı kalabiliyoruz. Yani sonuç olarak internet olarak bilinen şeyin bir sahibi yok. Bu devasa veri merkezleri veya şu an bize bağlanan şey yani evimizdeki modeme bağlanan kabloları olmasaydı şu anda internet olarak bildiğimiz şey olmazdı. Ve tabi muhtemelen sizin de kullandığınız internet servis sağlayıcıları var. Bu büyük firmalar interneti evinize ulaştırıyorlar. Bu firmalar internetinizin hızını hatta nelere erişebileceğinizi bile kontrol edebilir. Ve internet tahsisi sayılar ve isimler kurumu veya kısa adıyla ICANN bazı kişilere göre internetin en büyük sahibi olarak bilinmekte. Eğer internette bir kişiye ulaşmak isterseniz bir varış izmine ihtiyacınız var. Eğer olmazsa internette gezinemezdiniz. İşte ICANN şirketi bu trafiği koordine ediyor. Eğer etmeseydi internet olmazdı. Hepimizin DNS ve IP adresi var. Yani normal olarak bir sürü numarayı hatırlayamayız. Bu yüzden hepimizin hatırlayabileceği birer ismi var. Bunu bir adres defterindeki telefon numaraları olarak düşünebilirsiniz. ICANN bunları düzenliyor ve bu sayede hepimiz birbirimize ulaşabiliyoruz.